Ünlü Nureddin Selçuk programımızda da söylediğimiz gibi Lale ve Nergis Hanımların kayıtları en değerli kültür varlıklarımız arasındadır. Lale ve Nergis deyince akla gelen ilk isimlerden biri de uzun yıllar İzmir Radyosu'nda Ses ve Saz Dünyamızdan adlı arşiv programını hazırlayan Ali Rıza Avni'dir. Şahsen biz Lale ve Nergis Hanımları Ali Rıza Avni sayesinde tanıdık. O sık sık onların sesinden Hacı Arif Bey'in Hicaz şarkısı Kurdu Meclis Aşıkan ile Faiz Kapancı'nın Aman Dağlar diye başlayan Hüseyini türküsünü yayınlamıştır. Ali Rıza Avni'nin programlarını dinlemeyenler ise Lale ve Nergis Hanımları 1998'de yayınlanan Bülent Aksoy'un hazırladığı bir albüm sayesinde keşfettiler. Bir küçük anekdot anlatmak istiyoruz. Sözünü ettiğimiz albüm yeni çıkmıştı. Kadıköy yakasına geçmek üzere Üstad İhsan Özgen'in arabası ile konservatuvardan çıktık. Hemen arabanın teybine bir kaset koydu. O zaman arabalarda CD çalar yoktu henüz. Lale Nergis Hanımlar albümünden bir şarkı başladı. Bugünlerde hep bu kaseti dinliyorum, doyamıyorum dedi İhsan Bey. Biz de almıştık o albümü görür görmez ve biz de onun gibi hep Lale ve Nergis Hanımları dinliyorduk o günlerde. Eminiz onları keşfettiği günü kimse unutmamıştır. Lale ve Nergis adları gerçekte takma isim. Asıl adları başka. Maalesef elimizde henüz çok fazla biyografik bilgi yok. Ama aynı aileden Sayın Yalkın Gençer bize epeyce bilgi verdi. Daha fazlasını da verecek inşallah. Efendim aile Selanik kökenli. Babaları Osman Ağa'ya Kamarot lakabı verilmiş. Neden mi? 93 Harbi'nden gemiyle dönerken sadece onu deniz tutmamış. Bu yüzden. Osman Ağa'nın 3'ü erkek, 6'sı kız olmak üzere 9 çocuğu hayatta kalmış. Selanik 93 Harbi'nden sonra Rus işgaline uğrayınca konağına ve diğer bütün mal varlığına el konularak hapsedilen Osman Ağa kahrından ölmüş. Aile babaları da dahil her şeylerini kaybetmiş halde İstanbul'a göç etmiş. Aile bireyleri hakkında kısaca bilgi verelim. Çünkü Kamarat Osman'ın torunları içinde birçok dinleyicimizin tanıdığı başka ünlüler de var. Osman Ağa'nın en büyük çocuğu Raife Hanım. Onun küçüğü Münir Bey, Leyla Gencer'in kocası İbrahim Gencer'in babası. Üçüncü ve dördüncü sırada Besime ve Afet Hanımlar var. Nergis Hanım, asıl adıyla Neyire Hanım, kardeşlerin beşincisi. Lale Hanım, asıl adıyla Lebibe Hanım ise altıncı sırada. Yedinci kardeş, İlham Gencer'in babası olan İbrahim Bey. Sekizinci sıradaki Siret Bey, bize bütün bu bilgileri veren Yalkın Gencer'in babası. Yani Lale ve Nergis Hanım var, Yalkın Bey'in halaları. En küçük kardeş olan Aliye Gencer, Belkıs Hanım adıyla plaklar doldurmuş. Okuyuşu ablalarınınkine çok benziyor. Bize Yalkın Bey'den Lale Hanım'ın gelini rahmetli Olcay Sezen bahsetti. Çünkü biz ondan aile hakkında bildiklerini anlatmasını rica etmiştik. Bir takım şeyler anlattı ama Yalkın Bey'in daha bilgili olduğunu söyledi. Fakat daha ilginci bizim Merih Bey'le Lale Hanım'ın biricik oğlu ile tanışmamızın hikayesi. Merih Bey'le bizden önce Bülent Aksoy tanışmış. Az önce bahsettiğimiz albümü de Merih Bey sayesinde hazırlamış. Bülent Aksoy önce merhum İsmail Cem'le temas kurmuş. Çünkü İsmail Cem, Nergis Hanım'ın kocası Naci İpekçi'nin yakın akrabası. İsmail Cem, Bülent Aksoy'a Merih Bey'in telefonunu vermiş. Meğer Merih Bey, annesinden yani Lale Hanım'dan kalan plakları ve gramofonu gözü gibi saklıyormuş. Bülent Aksoy bütün plakları bir stüdyoda dijital bantlara kaydettirmiş. Söz konusu albüme 25 eser sığabilmiş. Bir süre sonra elinde kalan yaklaşık 60 şarkıyı da yayınlamak istemiş. Fakat ilk albümü basan firma ikincisini yayınlamaya yanaşmamış. Bülent Aksoy da başka bir firmaya vermiş elindeki kayıtları. Ne yazık ki bu yeni firma telif hakları ile ilgili bir sorun yüzünden bir türlü yayınlayamamış albümü. Bunun üzerine Bülent Aksoy bizi aradı. Tanıdığımız bir yayıncı aracılığı ile yeni bir Lale Nergis albümü yapıp yapamayacağımızı sordu.
Bunun için büyük bir zevkle çalışacağımızı söyledik biz de. İlk iş olarak Lale Hanım'ın oğlu Meriç Sezen'le ve Nerkis Hanım'ın gelini Bilsin İpekçi ile tanıştık ve onlarla notere giderek telif hakkı meselesini hallettik. Sonra biz bilgisayarımızı ve tarayıcımızı alıp Merih Bey'in evine gittik ve hem elindeki fotoğrafları hem de plakların etiketlerini taradık. Böylece aramızda bir dostluk oluştu. Bir akşam Meriç Sezen ve eşi Olcay Hanım'la rahmetli Muammer Karabey'in evine gittik hep birlikte. Merih Bey'deki plakları da almıştık yanımıza. Onları Muammer Bey'in elektrikli gramofonu ile yeniden CD'lere kaydettik. Çünkü o cihazla yapılan kayıtlar çok kalitelidir. Bizim aracılığımızla çıkacak olan yeni albüm 2 CD'den oluşacaktı ve 55 şarkıyı kapsayacaktı. Bazı şarkıları çıkarmak zorunda kaldık çünkü hak sahipleri çok yüksek telif bedeli istedi. CD satışlarının sıfıra yaklaştığı bir dönemde bu yüksek telif hakkını ödemeye imkan yoktu. 55 şarkı 36'ya düştü. Bunu böyle bir cümleyle geçiştirdiğimize bakılmasın. Tam 4 yıl uğraştık bu 2 CD'lik albümü yayınlayabilmek için. Bu arada Merih Bey'in sağlığı iyice bozuldu. Artık neredeyse hiçbir şeyi hatırlamaz olmuştu. Albüm 2011 yılında çıktığında hayattaydı. Ziyaretine gittik ama ne bizi hatırlıyordu ne de çıkmasını o kadar beklediği albümü. Ve 92 yaşındayken 2011 sonunda vefat etti. Daha albüm baskıya hazırlanırken fark ettik ki Lale ve Nerkis Hanımlar hakkında çok az şey biliyoruz. Bunun üzerine bir araştırma yapmaya ve yeterince bilgi ve malzeme toplayabilirsek Lale ve Nerkis Hanımlara dair bir kitap yazmaya karar verdik. İlk bilgileri Olcay Hanım'dan aldık. Onun aracılığı ile tanıştığım Yalkın Gençer bana aileyle ilgili o kadar çok şey anlattı ki tasarladığımız kitap için ümitlendik. Özellikle Bilsin İpekçi'den aldığımız fotoğraflarla süsleyerek büyük bir albüm kitabı düşünüyoruz. Kitaba en az 4 CD eklenecek ve Lale Nerkis Hanımların elimizdeki bütün kayıtları bir araya getirilmiş olacak. Olcay Hanım, kayınpederinin yani Lale Hanım'ın eşi İhsan Sezen'in büyük özenle sakladığı plaklarını ve gramofonunu bize verdi. Kurulacak müzik müzesine devretmek üzere. Daha sonra Nerkis Hanım'ın gelini de kaydedip geri vermek üzere kayınvalidesinin plaklarını verdi. Nerkis Hanım'dan kalan plaklar içinde Münir Nureddin Selçuk, Hafız Kemal ve Udi Nevres Bey'in plakları da vardı. Maalesef bazı plaklar kırılmış, bazıları da kaybolmuş. Bunların kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Bu yüzden Lale ve Nerkis Hanımların toplam kaç plak yaptığını bilemiyoruz. Ama yaklaşık 70 plak yaptıkları söylenebilir. Bu 140 şarkı demek. Hiç azımsanacak bir sayı değil. 3 ayrı şirket için plak yapmışlar. Sahibin sesi firmasının önceki şirketlere yaptıkları plakların etiketine adlarının baş harfi konmuş sadece. L Hanım ve N Hanım şeklinde. Sahibin sesi firmasıyla anlaşınca sanırız firmanın sanat yönetmeni olan Artaki Can'dan bu esrarengiz görüntüye son vermek için Lale ve Nerkis adlarını önermiş. Bundan sonraki plaklarda bu isimler kullanılmış. Şimdi peş peşe iki kayıt dinletelim ve arkasından hayat hikayelerini anlatalım. Başlangıçta da söyledik, Selanik kökenli bir ailenin kızları. 9 kardeşler, 3'ü erkek, 6'sı kız. Aralarında 1 yaş fark var. Nerkis Hanım 1895, Lale Hanım 1896 doğumlu. Kardeşler içinde 5. ve 6. sıradalar. Nerkis Hanım, daha doğrusu Neyire Hanım, ilk kez 17 yaşındayken evlenmiş. Oğlu Semih 1 yaşındayken bu ilk kocası İspanyol gribinden vefat etmiş. Daha sonra İpek Film şirketinin sahiplerinden Naci İpekçi ile evlenen Neyire Hanım'ın bir oğlu daha olmuş. Adını Celi koymuşlar. Bize kayınvalidesinin plaklarını ve fotoğraflarını veren Bilsin Hanım, Celi İpekçi'nin eşi. Lale Hanım yani Lebibe Hanım ise bir evlilik yapmış İhsan Sezen'le. Onun da bir oğlu olmuş Merih Sezen. Bize kayınvalidesinin plaklarını ve gramofonunu veren Olcay Hanım ise Merih Sezen'in eşi. Merih Bey'in 2011'de 92 yaşında vefat ettiğini söylemiştik. Neyire Hanım ömrünün sonuna kadar ihtişam ve şaşaa içinde yaşamış.
Yazları Yeniköy'deki yalılarında, kışları Maçka'daki çok geniş apartmanlarında haftada iki gün musiki meclisi düzenlermiş. Bu meclislere başta kardeşiyle Bibi Hanım olmak üzere Supi Ziya Özbekkan, Dürri Turan, Münir Nureddin Selçuk, Mesut Cemil, Safiye Ayla, Necmi Rıza, Recep Birgit, Niyazi Sayın, Necdet Yaşar gibi seçkin musikiciler katılırmış. Nehira Hanım 80 yaşındayken 12 Mayıs 1975'te vefat etti. Lebibe Hanım ise son birkaç ayını zihinsel bazı sorunlar sebebiyle hastanede geçirdikten sonra 75 yaşındayken 1 Şubat 1971'de vefat etti. Demek ki Nehira Hanım son 4 yılını kardeşi olmaksızın geçirmiş. Musikide en önemli hocaları Udi Nevres Bey. Bütün repertuarlarını ve üsluplarını ona borçlular. Ayrıca Lebibe Hanım eşi İhsan Bey'in isteği üzerine piyano ve şan dersleri de almış. Plaklara bir takım opera parçaları da okumuşlar. Hem de büyük bir özenle. Aryaların sözleri Türkçe'ye çevrilmiş. Türkiye'de ilk defa. Fakat bunlar deneme plağı olmaktan ileri geçememiş. Lale ve Nerkis Hanımların hemen bütün plaklarında Nevres Bey çalmış. Birçok şarkının başında Taksim de yapmış. Nevres Bey'den sonra anılması gereken isim Nubar Tekyay. Lale Nerkis plaklarının çoğunda bu ikilinin eşliği var. Onlara zaman zaman violonseli ile Mesut Cemil de katılmış. Sahibinin Sesi plaklarındaki bazı şarkılarda Ataki Candan'ın kanunu duyuluyor. Bunların çoğu Ataki Candan'ın kendi şarkısı. Nerkis Hanım'ın Udi Hasan Bey'in şarkısını okuduğu bir plaktaki Udi'nin Hasan Bey olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü baştaki Taksim'den bu Udi'nin Nevres Bey olmadığı anlaşılıyor. Eşlikçiler arasında anılması gereken çok önemli iki icracı daha var. Biri Kemani Sadi Işılay, diğeri ise Nevres Bey'in en sevgili dostu olan kemençevi Kemal Niyazi Seyhun. Bir süre tereddüt geçirdikten sonra Faiz Kapancı'nın Aman Dağlar adlı eserindeki kemençevinin Kemal Niyazi Bey olduğunu tespit ettik. Aynı plağın diğer yüzünde yine Faiz Kapancı'nın bir şarkısı var. Başındaki Taksim'i yine Kemal Niyazi Bey yapmış. Peki daha çok hangi bestekarların şarkılarını okumuşlar? O dönemde yaşayan bestekarların şarkıları ağır basıyor. Refik Fersan, Sadi Işılay, Saadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Artaki Candan, Bimençen, Lemi Atlı, Nasibin Mehmet, Supi Ziya Özbekkan, İsmail Hakkı Nebiloğlu gibi bestekarların eserlerini okumuşlar özellikle. Nedense hocaları Nevres Bey'in şarkılarını okumamışlar. Buna karşılık onun derlediği bir iki türküyü okumuşlar. Ama Gün Kavuştu gibi, Aşiyan-ı Mürgidil gibi şarkılarını Nevres Bey'in vefatından sonra radyoda okumuşlar. Peki Lale Nerkis Külliyatı'nda daha eski bestekarların eserleri yok mu? Var tabii. İsmail Dede'nin Köçekçileri başta olmak üzere Hacı Arif ve Şevki Bey'lerin bir takım eserlerini de okumuşlar. İşte şimdi onlardan bir örnek. Şevki Bey'in ünlü Hicaz şarkısı. Güfte Enderuni Vasıf'a ait. Affeyle suçum ey Güliter, bağışıma kalkma.